Herkese merhabalar. Yeni videomuza, bahçemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Görüşmeyeli nasılsınız? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Malum yaz da geldi artık. Gezmeler, tozmalar, bayram yaklaşıyor. Memleketine gidenler, tatile gidenler bu ara bayağı faalizdir diye düşünüyorum. Ben de size bugün bahçemizde şöyle güzel bir bahçe turu attırmak istiyorum. Meyve ağaçlarımızı göstereceğim demiştim size. Bakalım meyve ağaçlarımızdan hangileri var, hangi çeşitlerimiz var ve şu anda ne kadar büyüdüler. Biliyorsunuz burada bir Angelika eriğimiz var. Buradan topladık, yedik. 3-5 tane kaldı artık, o bitiyor. Oradan başlayalım. İsterseniz ileriye doğru devam edelim. Bakalım meyve ağaçlarımızdaki meyveler ne durumda? Evet, şimdi buradan başlayalım. Burada eriklerimizin kalanları da kızarmış. Evet, bakın şöyle. Bunlar Angelika eriklerimiz. Şuradan hemen bir tane alayım. Hem bir taraftan yiyelim hem de bahçe turumuza başlayalım. Evet, şimdi burada arkadaşlar incir ağaçlarımız var. Burada birkaç tür incir var. Tabii türlerini ben çok bilmiyorum ama bakın şu anda büyüklükleri bu durumda. Normal şekilde de vermiş, verimi güzel görünüyor. Yine burada bir incir ağacımız var bakın. Bunların türlerinin tabii dediğim gibi ne olduğunu bilmiyorum ama bu sene artık göreceğiz olgunlaştıkça. Burada yine bayağı büyük bir, bakın şöyle, incir ağacımız var. Bunda da bayağı bir bol incir var. Evet, hemen yan tarafında yine şöyle bir tane incir ağacımız var. Şimdi bu incirlerden ben ham incir reçeli de yapmak istiyorum. Şu an işte ne kadar birazcık daha sanki olgunlaşsınlar, ondan sonra yapılacak gibi duruyor. Onun tariflerine falan da bakıyorum. Yine eğer ilgisi olan varsa bunlar mesela çok güzel olabilir. Ne kadar büyüdüğünde yapacağız incirleri. Ona göre ben de bir ufak kavanoz kendime reçel yapmak istiyorum. Evet, hemen burada bir tane ayva ağacımız var. Geçen sene ayvalarımızdan biliyorsunuz sonuna yetişmiştik. Bir kısmı dökülmüştü, bir kısmını toplamıştık. Şu anda da maşallah. Bakın şöyle. Bayağı bir bol bol ayvalar var üzerinde. Evet, bu şekilde. Şu anda da ayvaların büyüklükleri bu kadar arkadaşlar, bakın. Oldukça büyüdüler. Kışa kendilerini hazırlıyorlar daha şimdiden. Bakar mısınız güzelliklerine? Evet, hemen burada kümesin karşısında kalan yerde yine bir ceviz ağacımız var. Hemen ördeklerin kulübesinin önünde şöyle büyük bir incir ağacı var yine. Onda da bayağı bir meyveler var. Bunlar da daha yeni yeni büyüyor. Şu an büyüklükleri incirlerin bu şekilde. Bakın burada bir tane zeytin ağacı var. Bu zeytin ağacı kurudu kendi kendine bu sene. Tabii ki neden bilmiyorum ama dalları hep bu şekilde kurudu. Burada ceviz ağacımız var bir tane. Şu anda cevizin büyüklüğü bu kadar. Şurada da çiftlisi var. Evet. Cevizlerimizin büyüklükleri de şu anda bu kadar. Bu ağaçta da ben tabii veriminden çok anlamıyorum ama var yani meyvesi bayağı. Evet, şöyle ileriye doğru gidelim. Yine bu sırada ayva ağacı ve zeytin ağaçlarımız var. Bu zeytinde de, evet, bu zeytinde zeytin vermeye başlamış. Daha şunda da var. Bakın bu da yine bir ayva ağacı. Bayağı bir büyük ve meyveleri üzerinde olmuş. Zeytinlerimiz de çıkmış. Bakar mısınız arkadaşlar? Küçücük küçücükler. Şu anda zeytinlerde bu boya gelmişler. Verim vermeye başlamışlar. Meyveleri oluşmuş. Bakalım bu sene ne kadar zeytin çıkacak. Bu bir ıhlamur ağacı galiba. Bakalım, evet. Şöyle üzerinde çünkü tomurcukları var. Evet, bunları artık toplayabiliriz gibi görünüyor. Azıcık, çok azıcık var ama yine de bakın şöyle göstereyim. Yine de üzerinde bayağı bir tomurcukları var. Bunları azıcık da olsa
toplayabiliriz. Bakın. Olmuşlar şunlar. Bunlar ıhlamurlar. Çok şifalı. Kışın bol bol karışık bitki çayını yaparız. Şurada. Yine küçük bir kavanoz bile olsa çıkar gibi görünüyor. Bakalım. Şöyle çaprazda küçük bir tane ağaç var, ona bakacağım. Bu da hurma ağacı olması lazım. Meyvesinden anladığım kadarıyla. Evet. Şöyle 2, 3, 4. 4 tane falan. Bakın ağaç daha böyle küçük bir ağaç. Gövdesi falan daha ince. Ama üzerinde 3-4 tane meyvesi var. Bu tarafta yine zeytin ağaçlarımız var. Bakın buradaki de bir tane zeytin ağacı kurumuş. Bu zeytin ağacı da kurumuş. Burada bir armut ağacı var. Şöyle. Bayağı büyük ve olgun bir ağaç ama üzerinde bir tane bile meyve yok. Neden olduğunu bilmiyorum. Bu sene ağaçlar bayağı fazlaca budandı. Biliyorsunuz videosunu göstermiştik size. Belki ondan kaynaklı olabilir ama şu anda o kocaman armut ağacında bir tane bile meyve yok. Bu ağacın ne olduğunu bakalım. Bunda da herhangi bir meyve yok. Şunda da var bir tane küçük bir ağaç. O da yine hurma ağacına benziyor. Cennet elması mı diyorlar? Evet. Ondan. Bunda da yine 3-4 tane var. Bu da küçük bir ağaç. Muhtemelen daha sonradan dikilmiş bu ağaçlar. Küçük çünkü. Evet. Burada bir Badem, sen mi geldin oğlum? Ben nereye gidersem o da benimle geliyor, geziyor. Evet, burada bir erik ağacımız var. Bu erikler de şu anda bakın rengi değişmeye başlamış. Şöyle hafif hafif kızarmalar, yani morlaşmalar başlamış. Bayağı bol bir erik var bu ağaçta da ama türünün ne olduğunu bilmiyorum artık. Bakın şöyle biraz kızarmış. Bu Angelika eriklerinden değil. Bakın bu farklı. Bu daha küçük ama bu da yine kızaran bir türde. Yani Angelika eriği ile farkları bu kadar fark var aralarında. Ne olduğunu bilmiyorum. Büyüdükçe artık hepsini öğreneceğiz şimdi. Ama maşallah bunda da bakın şöyle dalına bayağı bir erik var. Gayet güzel görünüyorlar. Şu güzelliklere bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah, berekete bakar mısınız? Şuraya bakın. Şurada kaç tane erik var ben sayamıyorum. O kadar çok ki. Sadece şu dalda o arada ne kadar çok erik var. Bakın bayağı bir rengi dönmeye başlamış bunun. Bu Angelika eriklerinden daha küçük bir erik. Evet, hemen yan tarafında aynı erikten bir tane daha var. Bu da bayağı bir kızarmış. Bunun da bir tadına bakayım. Acaba çok mu ekşidir? Şu bayağı bir kızarmış gibi. Ondan bir tane alayım şöyle. Deneyeyim bakalım nasıl. Evet. Hemen bir tadına bakacağım bu erik. Nasıl bir erik? Bu erik bayağı bir ekşi arkadaşlar şu an. İnanılmaz. Bayağı bir ekşi hala. Böyle hafif kızarmış olması da tadını değiştirmemiş. Ekşi ve sert bir erik. Türünü bilenler varsa yazarsanız memnun olurum. Ama bakar mısınız ya, maşallah bunda bayağı bir var. Bu da deminkiyle aynı ama bakın bir dalda bile dünya kadar meyvesi var böyle. Hepsi bir arada olgunlaşmışlar böyle. Bunlar olgunlaşınca artık bunlardan komposto, kurutma vesaire durumuna göre, türüne göre yaparız. Evet, burada da bir erik var. Bu da değişik. Bu Angelika'ya benziyor. Aynı onlar gibi iri. Evet. Bu ağaçta da bayağı bir eriğimiz yine. Şöyle dallarda bakın. Hepsi bir arada. Bu sadece bir dalda. Böyle. Bakın şuna bakın.
Bu da böyle arkadaşlar. Sadece bir dalda şöyle daha ileriye doğru gidiyor. Bu kadar erik var. Çok güzel görünüyorlar ama bakar mısınız? Şu da kurumuş burada. Bunları böyle görmek, izlemek, dalından koparıp yemek gerçekten çok çok değerli, kıymetli. Şöyle. Bu ağaç da bu kadar büyüklük olarak ama bayağı bir üzerinde erik var. Şimdi ileriye doğru gidiyorum. Burada üzümümüz var. Üzümlerimiz de biliyorsunuz bu sene aşırı derecede budanmıştı. Ama bakın böyle dolu dolu üzümleri var. Artık bunlardan bir pekmez falan yapar mıyız, olur mu? Bakacağız. Bakar mısınız şöyle salkımlarına? Evet, şu anda üzümlerimiz de bu büyüklükte burada. Bu kadar büyümüş durumdalar. Ama şöyle baktığımız zaman tabii bayağı bir üzüm var. Yine diğer tarafta da var, şöyle karşıda. Biliyorsunuz üzümü tamamen budamışlardı arkadaşlar. Bu yeni yeni bu sene yeniden yaprak verip olan halleri. Evet. Bakın bu kadar büyümüş durumda şu an. Evet. Hemen bu tarafta badem ağacı var. Bu ağacın yanında biliyorsunuz bir palamut ağacı vardı. Onu biz kesmiştik. Çünkü ağacın bakın bir tarafını zaten tamamen kurutmuş. Bir tarafından da çınar üzerine gelmiş. Ve burada arada böyle ve nasıl diyeyim güçsüz kalmış bu ağaç. Bunda biraz bademler var. Şöyle göstermeye çalışacağım size. Bakın şöyle bademler ara ara var. Benim altlarda görebildiğim bunlar. Şu anda da evet. Şu anda da bademler bu durumda ağacın üzerinde. Zaten çok fazla bir şey yok bunda da badem olarak. Bakın böyle. Büyüklükleri bu kadar. Hemen şöyle ileriye doğru gidiyorum ve burada bir tane armut ağacımız var. Bakalım armutlarına. Evet. Şu anda armutları üzerinde bu kadar büyümüş. Hafiften kızarmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu da armut ağacı. Ağacın büyüklüğü de bu kadar. Bayağı bir eski ağaç herhalde. İlk dikilenlerden bu bahçeye. Bayağı bir gövdesi kalınlaşmış çünkü. Onun yanında da hemen bir tane erik var. Bu da yine erik ağacı. O ilk baktığımız gibi sert yeşil bir erik. Şöyle. Evet, bu ağaçtaki erikler de şu anda bu boyda ve bu durumda. Hemen karşısında yine bir tane daha armut ağacı var. O da yine deminki armutlara benziyor. Şöyle bakın. Bayağı bir kızarmaya başlamışlar ve bayağı bir var bu ağaçta armut. Bu armutlardan galiba ilk geldiğimizde yemiştik, tadı güzeldi ama daha olmalarına var gibi. Bunlar biraz daha yaz sonu sanki olacak gibi duruyor. Tabii ki bilmiyorum ama artık hepsini yaşadıkça görüyoruz, öğreniyoruz. Biz de yeni yeni tecrübe ediyoruz. Hani Santa Maria armutlarını falan biliyorum ama kış armutlarını da biliyorum. Ama bunların her türünü bilmiyorum. Bakın bu mesela şöyle uzun ince armut. Yani Santa Maria türü gibi. Öbürleri mesela daha tombuldu. Bakın bu daha uzun uzun armut. Bu da küçük bir ağaç. Şöyle. Ama üzerinde bayağı bir böyle bakın armutları var. Hemen burada tam karşımızda da bakın şu büyük ağaçta da elmalar var. Hemen ona gidelim. Bu elma çok güzel. Bakın bayağı bir büyümüş. Hatta şöyle bakın yerlere bayağı bir dökülmüş bile fazlalıkları galiba artık. Bu elma güzel bir elma arkadaşlar. Bakın bayağı bir dalında yoğun bir şekilde meyvesi var. Ve büyüklükleri şu anda bu kadar olmuş. Bayağı bir büyümüşler. Şöyle bakın. Şurada mesela bayağı bir büyümüş. Bu elma ağacı da böyle bir kökten 4 tane dala ayrılmış. Ama bayağı bir elması var. Her yeri elma, her yeri. Bakar mısınız? Şu bolluğa, berekete çok şükür.
Çok güzeller. Gerçekten bahçe gibisi yok arkadaşlar. Ama maşallah elmada bayağı bir elma var. Elmayı çok severim. Bol bol yeriz inşallah. Artık dalından taze taze yiyeceğiz. Narlarımız da çiçeklerini döktü ve şu anda bu durumdalar arkadaşlar. Çok güzel bir görseli vardı. Bol bol çiçek açmıştı. Şöyle gövdesinde narlar oluşmaya başlamış. Hemen burada da bir tane yine nar ağacımız var. O da hala devam ediyor. Aralarda bakın şöyle meyveleri olmaya başlayanlar var bu durumda. Burada da yine bir cevizimiz var. Şimdi her meyvenin tabii bölgesine göre olgunlaşması ya da türüne göre verimi değişiyor arkadaşlar. O yüzden şu anda bizim bahçedeki meyveler bu durumda. İleriye doğru zaten burada hep böyle ceviz ağaçları ağırlıkta var. Bunlar hep cevizler. Kimisinde 3 tane, 5 tane, kimisinde 10 tane, 20 tane var. Kaç senelik ağaçlar tabii çok iyi bilmiyorum ama bu ağaçlar o kadar da henüz büyük değil. Burada meyve olarak ayva var. Burada da armut var, yine değişik bir tür. Daha küçük bir türde bir armut bu da. Şöyle göstereyim daha yakından. Evet, bayağı bir. Bunda da armut şöyle şu şekilde var. Evet, ilerisi hep ceviz. Evet, burada da böyle bir erik var bakın. Uzun erikten. Muhtemelen bunlar mürdüm erikleri. Bakın şöyle şu anda bu boydalar. Ve bu ağaçta bu şekilde bayağı bir meyvesi var. Hemen bu yan tarafta da yine bir erik var ama bu erikte hiç meyve yok. Evet, hemen yanında bir tane daha Angelika eriği var ve şu an bunu ikinci kısma bırakmıştık. Üzerindeki erikler inanılmaz derecede güzel kızarmış. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hele hele şunlara bakın arkadaşlar, nasıl kızarmışlar, nasıl güzel görünüyorlar. Şimdi bunları toplayacağım. Evet. Bakar mısınız şu güzelliğe, şu renge nasıl olmuş? Gerçekten çok güzel. Hemen bunun yanında yine bir mürdüm eriğimiz var. Bunlar bayağı bir büyümüşler. Herhalde çok sürmez. Bunlar da kızarmaya başlarlar diye düşünüyorum. Şöyle bakın dalında. Bu şekilde bayağı bir bol bol var. Evet, bu ileriye doğru gidiyorum. Yine bir küçük ceviz ağacı. Şurada bir tane büyük ceviz ağacı var. Onda biraz ceviz oluyor. Şurada yine nar ağaçları var sırayla. Bakın buradaki nar mesela biraz daha büyük olmuş. Çünkü muhtemelen türü değişiktir. Yani cinsi de fark ediyor çünkü bakın. Oradaki narlar daha küçücüktü. Bakın bu narlara bunlar bu kadar meyve vermiş mesela, büyümüş. Öyle. Muhtemelen bu ikisi aynı. Çünkü bu da varmış. Bakın. Bu şekilde meyvelerini büyütmüş. Hala bir taraftan da böyle güzel nar çiçeği var. Şu nar çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız? Harika bir çiçek gerçekten. Çok kıymetli bir meyve ağacı. Güzelliği, her türlü yeşilliği bambaşka bir ağaç. Evet, buradakiler de nar. Bunun da renkleri böyle kırmızı kırmızı olmuş arkadaşlar. Bayağı bir daha değişik. Mesela bu da öyle. Bunun da rengi bayağı kırmızı dışı. Evet, bahçemizin sonuna doğru geldik zaten. Şurada yine küçük nar ağaçları var. Kurumuştu, kesmişlerdi. Herhalde bunları yeni yeni vermiş.
Burada da bahçenin en sonunda bir armut ağacımız var. Onun da armutları şu anda bu şekilde arkadaşlar. Bakın bayağı bir büyümüş. Bu ağaç da kurumuş bu sene kuruyanlardan. Burada da bir armut var. Bu ağaç da küçük bir ağaç ama yine 3-5 tane de olsa meyve vermiş. Evet, bu da ceviz. Artık buradaki aradakiler zaten bu süre hep ceviz ileriye kadar. Bahçenin sonuna kadar geldik. Şimdi ileriye doğru tekrar gidelim. Ama bayağı bir eriğimiz var, armutumuz var ve elmamız var diyebiliriz. Onun dışında narımız var ve cevizimiz var, zeytinimiz var, incirimiz var. Böyle kayısı, kiraz, vişne, işte ne bileyim şeftali gibi o türdeki meyveler yok. Ağırlıkta bu saydıklarım var. Harika bir gün batımı var. Ben şimdi bahçenin ilerisine doğru gidiyorum. Ve size o harika gün batımını izletmek istiyorum. Eminim içinizi bir huzur kaplayacak. Çünkü gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Şu eriklerin güzelliğine, görseline, harikalığına bir bakar mısınız? Bugünkü bahçe turumuzdan gelirken akşam yemeğimizin yanına bu erikleri topladım. Ağaçta daha var ama ben şimdi bu kadarını topladım. Yiyeceğimiz kadar topluyoruz çünkü dalında taze taze kalıyor. Ama bakar mısınız şu ihtişam mı diyeyim, güzellik mi diyeyim? Vallahi ne derseniz deyin ama gerçekten inanılmaz, müthiş. Harika bir duygu. Gerçekten çok güzel bir şey. Böyle tarif edemiyorum yani şu an bunların güzelliklerine bakarken hayran kaldım çünkü. Evet, sizlere harika bir gün batımı izlettim. Gerçekten müthiş bir görüntüsü vardı. Biz burada hem güneşin doğuşuna, batışına bol bol şahit oluyoruz. İşte yıldızları seyrediyoruz. Ayın tüm evrelerini gökyüzünde çok rahat görüp, takip edip izleyebiliyoruz. Ben de her fırsatta bu güzel görüntüleri biliyorsunuz videolarımda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de bu güzellikleri görün, bu huzuru yaşayın istiyorum çünkü. Bugün de sizlerle birlikte bahçe turumuzu yaptık. Bahçemizdeki meyve ağaçlarımıza baktık. Hangi meyvelerimiz var, ne kadar meyve vermişler şu an, olgunlaşma durumları nasıl, bunları gördük. Tabii ben hepsinin tür tür adını bilmiyorum. İşte elma diyorum, armut diyorum ama mutlaka onların kendi içinde bir türleri, isimleri vardır. Bol bol eriğimiz var, elmamız var ve armutumuz var. Hemen peşinden işte narlarımız, ayvalarımız gelir, cevizlerimiz, zeytinlerimiz olmuş onlar gelir. Bol bol incirimiz var. Hepsi kendi halinde, ağacının kendi büyüklüğüne göre meyvelerini vermişler ve bayağı bir olgunlaşmışlar. Çok güzel erikler topladık zaten. Hep birlikte gördüğünüz yiyeceğimiz kadarını aldık ve inanılmaz güzel ve lezzetliler. İçi kıpkırmızı arkadaşlar. Gerçekten tam bir şifa ve vitamin deposu bunlar. Dalından koparıp taze taze yemek gerçekten çok güzel, çok kıymetli bir şey. Ekenden, dikenden, emek verenden de Allah razı olsun diyelim. Biz de inşallah kendi yerimizi alırsak, kendi iklimimize, bölgemize uygun şekilde kendi meyve ağaçlarımızı dikmek istiyoruz. İsteyen herkese de Allah nasip etsin inşallah. O günleri de hep birlikte görür, yaşarız, nasip olursa diyorum. Bugün de yavaş yavaş videomuzu kapatalım o zaman. Bir sonraki paylaşımda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.